Alayım ben onu. Azmi, ben reçeteyi unuttum içeride. Geliyorum şimdi. Yalnız Dilara Hanım, araba aşağıda. Bilginiz olsun. Tamam. Sen ne yapıyorsun burada? Oğlum görmeye geldim. O senin oğlun değil. Benim oğlum. Oğlum görmek istiyorum. Harun, söyledim sana. Senin oğlun değil, Cihan'ın oğlu. İkimiz de biliyoruz Dilara benim oğlum olduğunu. Yapma. Gel her şeyi geride bırakalım. Oğlumuzla mutlu olalım. Bu mutluluğu esirgeme, bu şansı esirgeme oğlumuzdan. Yeter artık. Git buradan. Dilara yapma. Yapma, seviyorum seni. Yaşayamıyorum sensiz. Seni görmek istemediğimi kaç kere söyleyeceğim Harun. Artık beni aklından çıkar lütfen. Yapamam Dilara. Yapamam. Senin için de, oğlum için de her şeyi yapmaya hazırım. Seni dinlemeyeceğim. İzin vermeyeceğim. Bir araya gelmenize asla izin vermeyeceğim. Allah! Harun'a çarptı. Harun'a çarptı. Harun, lütfen gözünü aç, bir şey söyle. Harun, bir şey söyle lütfen. Dilara, seni seviyorum. Tanıyor musunuz? Seviyorum. Çarpanı gördünüz mü? Araba çarpmış galiba. Ambulans çağırabilir misiniz lütfen? Harun. Harun, lütfen bir şey söyle Harun. Çağırıyor musunuz ambulans lütfen? Gördünüz mü çarpan arabayı? Şşş, tamam. Tamam. Allah Allah. Nerede kaldı bu kadın ya? İşin aksi kimse yok ki, bırakayım gideyim çocuğu. İyi misiniz? Hadi, buyurun gidelim. Demir araba da ağlıyor zaten. Buyurun. Dilara Hanım, çok kötü görünüyorsunuz. Ambulans siren seslerini duyunca panik oldum.
Dilara Hanım. Efendim? İyi misiniz? İyiyim Azim. Birdenbire bir araba üstüme geldi. Kıl payı kurtuldum. Ne diyorsunuz? Azmi, hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Çok kötüyüm şu anda. Cihan Bey'i arayayım isterseniz. Hayır hayır. Bir an önce eve gidelim lütfen. Siz kazayı düşünmeyin. Ben sizi hemen yetiştiriyorum. Be. Yolundan mı? Senin odanda olman gerekmiyor mu? Bildiğim kadarıyla cezan daha bitmedi. Çok sevindin değil mi ceza aldım diye? Havalara uçuyorsun resmen. Ay yok Hazal, çok üzüldüm. Ama ceza almana değil bu kadar gecikmesine. Neşe, şimdi akıllanırsın belki. Canım, benim cezam sonsuza kadar sürmeyecek. İllaki çıkacağım odamdan. Ama sen denizciğinden ayrıldın. Çok üzülmüşsündür. Gerçi pavyoncu bir kadının oğluyla çıkmak da seni yeteri kadar üzmüştür. Annesinin geçmişi zerre umurumda değil Hazal. Bu senin gibi bazı şeyleri sindiremeyenlerin sorunu. Ayrıca biz şu anda ayrı olsak da Deniz beni hala seviyor. Bizi ayıran senin saçma sapan oyunundu. Ama senin asla bir sevgilin olmayacak. Hayatına giren herkes için bir şüphe duyacaksın. Niye biliyor musun? Çünkü sen sevilmeyi hak etmiyorsun ve bunun farkındasın Hazal. Peki sen hak etmediğin bir hayatı yaşadığının farkında mısın Cansu? Sen Gürpınar değilsin, hak etmiyorsun da. Ben senin için çok üzülüyorum bu konuda. Ya sen hala burada mısın ya? Bunun bir önemi yok. Anlamadın mı? Hala. Neyse canım ya, dışarıdan bir şey istiyor musun? Hani çıkamıyorsun falan ya. Yine laf mı soktu sana bu? Ya of, yeter, geri zekalı ya. Salak. Ya tamam, bağırma. Hayatını mahvedeceğim onun Sevinç. Hayatını mahvedeceğim, bak görürsün. Ya inadına yapıyor. Niye muhatap oluyorsun ki? Ben mi muhatap oluyorum? O başlattı, görmedin mi? Sen de azdırdın ama. Niye sürekli Gürpınar değilsin deyip duruyorsun? Değil çünkü Sevinç. Değil, tamam mı? Yabancı o. Sadece şanslı bir yabancı. Senin yabancı demenle olmuyor ama bu işler. Nüfus kağıdında Gürpınar yazıyor mu? Yazıyor. Yazmaması lazım ama işte. Yazmaması lazım. Hak etmiyor çünkü. Hazalcığım, o yol kapalı. Hiç boşuna gitmek için uğraşma. Annenle baban kendi çocukları bilmişler, bakmışlar, büyütmüşler bu yaşa kadar. Bunu değiştiremezsin. Değiştiremem diye Cansu'ya katlanmak mı zorundayım yani? Ne yapacaksın? Evden mi attıracaksın? Keşke. Yapamazsın. Hiç boşuna hırpalama kendini. Ah, aslında akıllı olsan neler yaparsın da. Bak, sevgilisinden ayırdın kızı. Fena mı oldu? Ayırdım da ne oldu? Onun yüzünden buralardayım işte. Ceza aldım onun yüzünden. Olacak o kadar. Her şeyin bir bedeli var. Nayda Hanım, Harun Bey arıyor. Nehir Gözlüm. İyi günler. İyi günler. Harun Ergo'nun yakını mısınız? Evet, ben halasıyım. Siz kimsiniz? Ben hemşire Sibel, hastanemizden arıyorum. Hayırdır? Harun Ergo bir kaza geçirdi, şu an hastanemizde. Ne? Ne? Çıldıracağım Sevinç ya, çıldıracağım. Buraya takılıp kaldım böyle. Ne dışarı çıkabiliyorum, ne şuraya çıkabiliyorum. Yok böyle bir şey ya, çıldıracağım. Tamam, çıkarsın. Buluruz bir yolunu. Sen de buluruz yolunu deyip durma Sevinç, Allah aşkına.
Anneler geldi galiba. Ben bir gideyim. Bir git. Hoş geldiniz. Sevinç, sen de Demir'i alıp yatır. Ben birazdan geleceğim. Tamam, tabii. Tekrar geçmiş olsun Dilara Hanım. Bir isteğiniz var mı? Yok Azmi, teşekkür ederim. Ama sen Cihan ve çocuklara söyleme, boşuna telaş etmesinler şimdi. Tabii ki, siz merak etmeyin. Siz de düşünmeyin şu kazayı artık. Benim sadakanız varmış ki Allah korudu. Evet. Tekrar geçmiş olsun. Benim için feda etti. Benim için feda etti. Arabanın önüne atladı. Alo Kadir. Araba Çetinler'in otoparkta. Oradan alırsın. Çocuklar yıkamıştır canım arabayı şimdi. Hayır. Kırık dökük bir şey yoktu. Yok. Mobese mi? Kamera bile yoktu canım sokakta. Ara sokaktı zaten. Hadi. Hadi tamam, sağ ol. Ararım ben seni. Mahiye teyze, gel gel otur şöyle. Sana bir bardak su getir. Cansu. Deniz. Sen nereden buldun beni? Eski evinizdeki komşularınıza sordum. İçeri girebilir miyim? Hayır. Gider misin lütfen? Deniz bak, 5 dakika konuşalım lütfen. Cansu, konuşacak bir şey yok. Gider misin? Bak, cenazede beni dinlemedin. Cansu, dinleyecek hiçbir şey yok. Bak, kalbini kırmak istemiyorum. Git.
Deniz, ben seni seviyorum. Deniz, ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Ben senden asla ayrılmam Deniz. Lütfen, lütfen bana bunu yapma. Lütfen. Cansu, kalbini kırmak istemiyorum. Lütfen git. Ya biz bitirmeden bitmez ki. Niye imkansız olsun? Biz neler atlattık seninle? Bunu da atlatırız. Cansu, sen ne diyorsun ya? Ben annemi kaybettim, annemi. Senin neden yüzünden? Sen benim ne çektiğimin farkında mısın? Aynı acıyı ben de yaşadım Deniz. Deniz, bir bakar mısın? Geliyorum Burcu. Burcu'nun mu? Bu kadar çabuk mu Deniz? Tamam peki. Tekrar başın sağ olsun. Hoşça kal. Yerleştirdikten sonra fazla bir işimiz kalmıyor. Ben hallederim bunları ya. Bir şey kalmadı zaten. Yerleştiririz. Yok yok, gerek yok vallahi. Hallederim. Peki sen bilirsin. Okula gelmeyecek misin bugün? Yok ya, gelmiyorum bugün. Aslında gelsen iyi olurdu. Bir değişiklik olurdu senin içinde. Evet de evde ufak tefek işlerim falan var. Onları hallederim. Peki sen bilirsin. Ama benim gitmem gerekiyor çünkü proje teslim etmem lazım. Tamam. Duru çok sağ ol bu arada. Sen olmasan ne yapardım bilmiyorum vallahi. Olur mu öyle şey ya? Dediğim gibi yani bir ihtiyacın olursa ala demen yeterli biliyorsun. Tamam. Tamam, kendin de eve kapatma bu arada. Kapatmayacağım, söz. Haydi teyze. Diğer eşyaları odaya koy. Sağ ol. İstersen odaya çık biraz uzan. Ameliyat bitince haber veririm. Yok tamam, gitmeyeceğim. Burada bekleyeceğim. Peki. Bu Harun'un arabasının değil mi? Çocuklardan birini gönder kaza olan yere. Arabayı çeksinler evin önüne. Bir de araştır bakalım. Sorun soruşturun. Gören neden var mı? Araba neymiş? Sahibi kimmiş? Kamera var mı filan? Hadi. Hadi durma oğlum. Nasıl? Kaza değil mi diyorsun? Ay ne bileyim, aklım almıyor. Yani öyle ara sokakta filan. Olmayabilir kaza. Hadi ya. Alo, Harun Erdoğan. Bir trafik kazası geçirmiş, hastanenizde olabilir mi acaba? Bir kontrol edelim. O isimde bir kaydımız yok efendim. Peki, teşekkür ederim. İyi de ne diyeyim? Kaza geçirdi. Hastanede iyi olacak de. Ama
Aliye teyze emin misin? Eminim, eminim. Aç. Buyurun, Harun Ergoğan'ın telefonu. İyi günler. Harun Bey'le görüşecektim. Harun Bey şu an hastanede. Bir kaza geçirdi. Kaza mı? Evet, trafik kazası. Durumu nasıl peki? İyi mi şimdi? Şu an ameliyatta ama iyi olacak. Peki ne zaman çıkar, bir bilginiz var mı? Belli değil. Dilara Hanım değil mi? Harun abi kendine geldiğinde ben aradığınızı söylerim. Aa, Cihan Bey hoş geldiniz. Niye bu kadar erken geldiniz? Allah Allah. Hazal almaya geldim. Söyleyin hazırlansın, olur mu? Öyle mi, söylerim. Bu arada siz bir şey içmek ister misiniz? Çay, kahve? Yok sağ ol, acelem var. Dilara nerede? Dilara Hanım odasında. Tamam, çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun tekrar. İyi günler. Ne oldu? Kim hasta? Vakıftan bir arkadaşım hastalanmış. Geçmiş olsun. Ben Hazal'ı terapiye götürmeye geldim. Sen doktora gittin mi? Götürdün mü Demir'i? Götürdüm, götürdüm. İyiymiş. Zehra Hanım her şey yolunda dedi. Boyu kilosu falan. İyi, maşallah. İyi. Sen iyi görünmüyorsun Dilara. Bir şey mi oldu? Yok, uykusuzum biraz Cihan, biliyorsun işte. Ne var, sen iki tane çocuk büyüttün ya Allah'ım. Babacığım, burada mıydın? Buradayım canım. Anneciğim, sen ne zaman geldin? Ben dışarıda yokluyorum kızım, tamam mı? Tamam. Biraz oldu işte. Nasılmış Demir, iyi mi? İyiymiş kızım, gayet iyiymiş, merak etme. Çok sevindim. Anneciğim, ben Ayşe ablaya gidiyorum, görüşürüz. Tamam canım. Hadi güle güle. Görüşürüz, seni severim. Hazal karşıma geçip beni neden bırakıyorsun diye sorarsa ne cevap vereceğim? Ki soracak. Ne diyeceğim peki? Babana çok aşık oldum Hazal. Leyla saçmalama ya. Seninle de ciddi bir şey konuşulmaz oldu. Meslektaşım olarak soruyorum, sıkıştım bir konuda. Kaldı ki sen bu hastanın dosyasına baktın. Ne kadar yalana ve intihara meyilli olduğunu biliyorsun. Hayatım tamam, bir sakin ol. Çok gergin olduğun için bir espri yapayım dedim. Kötüydü tamam. Ama yani ne yapacağın çok belli bence. Hazal artık senin tedavine devam edemem diyeceksin. Eğer ben sana yardımcı olabilmiş olsaydım, sen Cansu'ya bunu yapmazdın diyeceksin. Hastamı mı suçlayayım, onu mu istiyorsun? Hayır, kendini suçluyorsun. Aramızdaki sınırı ben aştım diyeceksin. Bu kadar. Ne dersem diyeyim. Hazal kıyameti koparacak. Koparacak, orası kesin. Efendim, buyurun. Tamam, iki dakikaya al. Hastam gelmiş. Yani bak Ayşe'cim, çok zor biliyorum ama artık Hazal'ın tedavisine devam edemezsin. Yani Cihan'la aranızda bir şey olmasa da devam edemezsin, anlıyor musun? Sizin aranızdaki ilişki zedelendi çünkü. İlk defa başıma geliyor. Her şeyin bir ilki var. Da işte bir şeye yarasa bari. Ne diyorsun? Olacak gibi mi bir şeyler? Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey. Yani o kadar konuştunuz. Ne bileyim, açıklığa kavuşturamadınız mı hala ya? Kavuşturamadık. Daha beter karanlığa gömüldük. Adamın bir sürü derdi, problemi var. Bunların içinde kendimden bahsetmek bencilce geliyor. Ne hissediyorsun peki? Arada bir aklımdan çıkarsa çok iyi olur. Baba, Ayşe abla çok iyi doktor ya. O kadar anlayışlı ki, o kadar tatlı ki. Orhan abi hiç öyle değildi. Öğretmen gibiydi mesela. Ayşe abla arkadaşım gibi. Anlıyor beni. Çok mutluyum onunla. İyi, güzel kızım. Sevindim. Çok sevdiğin için, arkadaşın gibi olduğu için kızım böyle çırımdan çıktın sen. Hı? Baba, ben... Kızım, sen yaptığın yanlışın, hatanın farkında değil misin güzel kızım? Ha? İnsanları nasıl üzdüğünün farkında değil misin? Yoksa umursamıyor musun? Hangisi? Niye anlatamıyorum baba ben size? Kötü bir niyetim yoktu diyorum. Niye anlamıyorsunuz? Sen yaptığın şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu, iyi niyetli mi kötü niyetli mi olduğunu bilecek zekaya ve yaşa sahipsin. Ne olursun kimseyi kandırmaya çalışma. Öncelikle kendini. Hep ben kötüyüm değil mi? Hep ben yanlış yapıyorum. Canım kızım. Bak, hepimiz senin mutlu olmanı istiyoruz. Ama böyle yaparsan, böyle davranırsan mutlu olamazsın ileride.
Bak 18 yaşında da geldi. Üniversiteye gideceksin, yepyeni arkadaşların olacak. Arkadaş da edinemezsin kendini. Mutsuz olursun kızım hayatta. Yapma ne olursun. Baba özür dilerim. Sizi kırdığım için özür dilerim tekrar. Kızım yanlış yaptığın için özür dilerim. Bizi kırdığın için değil. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin Azal'cığım. Sen geç içeri, geliyorum ben. Tamam. Bir dakika konuşabilir miyiz? Hı. Ay pardon. Estağfurullah. Elim ayağım dolaştı, pardon. Estağfurullah. Hazal'a son seansımız olduğunu söyleyeceğim. Neden? Çok çabuk karar veriyorsun. Hazal sana çok bağlandı Ayşe. Seni hastan nasıl bırakacaksın? Biliyorum Cihan ama nereden baksan yanlış. Sana karşı hislerimden sonra Hazal'a bakmam doğru değil. Cihan farkında değil misin? Aşık oldum. Ve doğru bir şey yapmıyorum. Bir şey söyleme lütfen. İyi veya kötü hiçbir şey söylemeni istemiyorum. Daha sonra konuşuruz. Görüşürüz. Selam. Tekrar hoş geldin. Anlattı mı babam olanları? Tabii anlatmıştır. Yine beni haksız buldu değil mi? Cansu'suna toz konduramadı. Cansu ne yaparsa güzel yapar çünkü. Cansu hiçbir zaman hata yapmaz. Sakin ol. Nefes al. Bunların hepsini konuşacağız. Ya o da hapsi ne demek? Telefon yok, internet yok. Ya çocuk muyum ben? 18 oldum artık ya. Ha bir de zincire vursalardı tam olurdu. Hazal'cığım sakin ol. Bunların hepsini konuşacağız. Ama ben seninle başka bir şey hakkında da konuşmak istiyorum. Tamam onu da konuşuruz. Önce benim şu doğum günü meselemi bir konuşalım. Çünkü gerçekten iyi değilim Ayşe abla. Gerçekten psikolojimi alt üst etti yani bu durum. Hazal. Ya Ayşe abla bak beni bir dinle, hak vereceksin zaten sen de bana. Biliyorsun Cansu'yla aramız kötüydü. Ya ben şakasına yaptım, güleriz diye düşündüm ya. Bu kadar basit, güleriz diye düşündüm. Ya ben pastayı bile iki kişilik yaptırdım ya. Böyle bir şey var mı? Hazal. Hazal'cığım. Bunların hepsini dediğim gibi konuşacağız. Ama önce izin verirsen benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Tamam dinliyorum. Efendim Gürsel. Ne? Attan mı düştü? İyi mi peki? Tamam. Tamam hemen geliyorum. Hemen. Revirde mi? Tamam geliyorum. Geliyorum. Hoya Hanım. Benim acil bir işim çıktı. Söyler misiniz? Hazal çıkınca hemen bir taksiye binsin evine dönsün. Tabii. Ayşe Hanım'ın telefonu buyurun. Şu anda sesi var. Hazal'cığım seninle epeydir görüşüyoruz. Değil mi? Seni ilk tanıdığım zamanlarda zor bir tablo çizmiştin. Maalesef ki intihara teşebbüsünde tanıştık seninle. O günden bugüne iyi anlamda yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Fakat... Ayşe Hanım bölüyorum çok özür dilerim ama Maide Hanım aradı çok acilmiş. Tamam pardon. Annem yoksa açmazdı. Efendim anne sen müsaitte aramazsın ne oldu? Ayşe'cim güzelim. Dur, panik yapma hemen. Harun bir kaza geçirdi dedi. Onun için aradım seni. Ne kazası? Bir araba kazası geçirdi Levent'te. Kötü bir şey yok değil mi? Bilmiyorum vallahi. Ameliyata aldılar hemen. Endişeliyim. Çok oldu gireli içeri. Tamam. Tamam anneciğim sen sakin ol. Tamam mı? Ben geliyorum hemen. Neredesiniz? Yok kızım gelme. Niye geliyorsun? Hastalarını bırakma. Ya anne olur mu öyle şey? Ne hangi hastanedesin? Hemen bana söyler misin? Tamam geliyorum. Tamam.
Hazalcığım çok pardon. Abim trafik kazası geçirmiş. Benim hemen hastaneye gitmem gerekiyor. Öyle mi? Kötü mü durumu? Umarım değildir. Kusura bakma olur mu? Diğer seansta görüşürüz. Oya ben çıkıyorum. Bütün randevuları iptal et. Leyla'yı anlatırsın bana. Merveciğim bir yakınım trafik kazası geçirdi. Oya sana olanları anlatacak. Kusura bakma olur mu? Tamam çok geçmiş olsun Ayşe'abla. Selam. İyi sen? Babam nerede? Babanızın acil bir işi çıktı. Hazal taksiye binip gitsin dedi. Ne demek işi çıktı ya? Ne işi varmış? Bilmiyorum. Cansu ile alakalı bir şey galiba. Apar topar gitti. Tabii Cansu ile ilgilidir. Hep Cansu ile ilgilidir zaten. İşin var mı Hazal? Yo yani eve gideceğim. Takılalım mı o zaman? Bilmem olur aslında. Hadi gidelim o zaman. Hadi. Görüşürüz Oya. Kızım. Aşkım. Baba iyiyim bir şey yok. Gülsel abi boşuna korkuttu seni. Gerçekten bir şey yok. Kızım olur mu? Bayılmışsın öyle bulmuşlar seni. Tamam ama iyiyim şu anda. Kolum incindi biraz sadece. Tamam bir hastaneye gidelim. Bir MR falan çektirelim kızım. Baba gerek yok. Buna da gerek yok zaten. Gülsel abi söylesene. Biz kulüp doktoruna muayene ettirdik. Sadece alnı şişmiş biraz. Başka bir şey yok. Peki tamam. Nereye götüreyim kızım seni? Eve mi gitmek istersin? Ne istersin? Bilmiyorum. Fark etmez. Tamam. O zaman ben açayım. Bir şeyler yiyelim. Sohbet edelim. Olur mu? Olur. Sağ ol Gülsel. Rica ederim. İyi günler. Ben güzel kızım. Hazal ben çok sıkıldım dolaş dolaş. Ben de. Bir şey yapalım. Ne yapalım? Neydi o yerin adı ya? Neresi? Tabletini versene sen mi? Ne oldu? Ne yapacaksın? Ver ver. Tablet yasağın hala devam ediyor mu Hazal? Ay hiç sorma. Tablet, televizyon, telefon her şey yasak. Ben hayatta yapamazdım. Çok zor kızım. Ya ben ekmeksiz yaşarım, tabletsiz yaşayamam. Bir de bana sor. Ne yapıyorsun? Buldum. Kim o? Hadi gel şuradan bir taksi bulalım. Nereye gidiyoruz saçmalama? Hadi gel çok eğleneceğiz. Eğleneceğiz tamam. Güzel kızım. Niye tırtıklıyorsun? Niye yemiyorsun? Aç değilim baba. Söylemiştim sana zaten. Tamam yeme o zaman. Tamam kızım. Canımın acı. Ben senin birkaç zamandır hiç iyi görmüyorum Cansu. Söyle kızım neyin var? Bir tane. Deniz'in annesinin cenazesine gittim. Konuşmaya. Tamam biliyorum hani yeri ve zamanı olmayabilir ama baba konuşmam gerekiyordu. Bekleyemedim. Biliyorum Hazal'ın da dedemin de yaptıklarının ben farkındayım. Ama onların suçunu bana yıkamaz, yapamaz. Niye böyle yapıyor bunu anlaması gerekiyordu. Kızım haklısın. Yerden göğe haklısın. Deniz hakkındaki fikirlerimi biliyorsun güzel kızım. Deniz çok iyi bir çocuk. Dürüst bir çocuk, kalender bir çocuk. Çalışıyor, okuyor, çalışkan, hırslı. Gerçekten iyi bir çocuk ama bir insanın ailesi de önemli kızım. Gerçekten önemli. Yani ailesinin geçmişi Deniz'in çok hoş değil. İlerleyen zamanlarda aranızda sorun olurdu. Yani küçük sinek mide bulandırır ya. Bir şekilde bir şeyler olurdu canım kızım. Bir tane. Daha çok küçüksün. Çok küçüksün. Bak üniversiteye gideceksin. Bir sürü insanla tanışacaksın. Yeniden seveceksin. Başka birine aşık olacaksın. Baba zaten gerçekten artık Deniz bir sorun olmayacak. Ya benden o kadar nefret ediyor ki başka bir kız var hayatında şu an biliyor musun? Ne? Evine gittim ben konuşmak için. Bir kız vardı gayet de samimi görünüyorlardı. Bak demek ki ileride belki daha çok üzülecektim. Kızım her işte bir hayır var. Ne olursun kendin üzülme. Canım. Güzel gözlü. Bir tanem. Deniz'i nasıl unutacağım peki?
lazım zamanla. Zaman her şeyin ilacı. Bir şekilde iyileşeceksin. Hayat devam ediyor. Sana ilk aşkımı anlatayım mı? Ya anlat da öyle 5 yaşındaydım falan diye hikaye anlatacaksan anlatma. Ah canım 5 yaşında değil. Anaokul değil ya. Ben anaokuluna gitmedim zaten. Lisedeydim ben. O zaman lisede bir kıza aşık olmuştum. Otobüs durağında tanıştım onunla. Bir de otobüs durağında mı karşılaştınız? Evet orada gördüm. Çok güzel bir kız. Simsiyah saçlıydı böyle lüle saçlı buralara kadar. Gözleri çok güzeldi. O kadar güzel bakıyordu ki anlatamam sana. Ya bir şekilde tanışmaya çalıştım tabii ama tanışamıyordum. Bakmıyordu çünkü etrafına. Neyse bir gün yolda yürürken atkısını düşürdü. Ben de koştum peşinden atkıyı aldım götürdüm atkınızı düşürdünüz dedim. Ama suratıma bile bakmadı. Bakmadı mı? Yemin ederim bakmadı. Bakmadı. Tabii çok üzüldüm, kırıldım. Ben de koştum peşinden. Dedim ki işte matematiğe kim giriyor? İşte Sinan Bey mi giriyor? Sosyal'e kim giriyor falan filan ama yok yine bakmadı. Öyle bir hüsranla ilk aşkım bitti. Tanışamadım, hiçbir şey de olmadı. Peki baba bir şey soracağım. İlk aşkının ismi neydi? Adı Sivilay. Sevgi. İnanmıyorum sana ya. Aşkmış bir de. Duygu. Duygu, aha. Sevgi Duygu. Duygu. Sevgi Duygu kızım. Sevgiyle Duygu aynı şey değil mi? Allah Allah. Ne yapayım? Ya unutmuşum kaç yıl geçmiş. Neyse böyle oluyor işte. Bir şey olmaz. Mutlu ol canım benim. Daha çok küçüksün. Tamam mı? Güzel kız mı? Bak bakayım bana. Kurban olurum senin o ceylan gözüne. Sen araştırmaya devam et. Ya hiç mi bir şey bulamamışlar? 2 villanın güvenlik kamerası varmış. Onların görüntülerine bakmış ama bir şey gözükmüyor diyor. Nasıl ya? Hayret bir şey, hayret bir şey. Maide anne. Çıktı mı? Ay saatlerdir içeride. Ay bayılacağım artık. Sakin ol, tamam. Gel sen otur. Ha. Otur, telaş yapma. Tamam. Tamam. Ha doktor. Harun Erdoğan'ın yakınları sizler misiniz? Evet ben halasıyım. Geçmiş olsun. Ay çok teşekkürler. Nasıl durumu? Ameliyat gayet iyi geçti. Şu anda uyuyor. Getirin de iç kanaması vardı. Durdurduk. Ah çok şükür. Hayati tehlikeyi atlattı o zaman öyle mi? Evet atlattık. Yalnız birkaç gün gözetim altında tutarsak iyi olur. Oh çok şükür. Ay, çok iyi. Peki ne zaman görebilirim acaba? Şu anda yoğun bakımda. Ama fazla kalmasına gerek yok. Birkaç saati içerisinde kendisine gelir. Tamam. Odasını alırız, ondan sonra görebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi günler. Çok şükür. Ayşe'ciğim, bir görebilseydim çok rahat edecektim. Ama anne, yoğun bakıma girmek yasak. Belki camdan görebiliriz. Camdan görelim hadi. Dur, hadi. Tamam, ben bir konuşayım. Açan tam.
Bak istersen. Boş. Dilara Hanım, Demir'in emme saati geldi. Tamam Sevinç'im, sen bana gel. Çıkabilirsin sen. İsterseniz kalabilirim. Yok yok, hayır, ben doyurunca seni çağırırım. Tamam, peki. Annem, canım oğlum. Bugün baban hayatımı kurtardı. Senin için ölürüm demişti, doğru söylemiş. Yok yok yok. Ayşe, doktorlar beni idare etmiyorlar değil mi? Yalan söylemiyorlar yani. İyileşecek değil mi? İyileşecek anneciğim. Doktor yalan söyler mi? Tabii ki iyileşecek. De benim anlamadığım bir konu var mı Aydan? Yani ara sokakta hangi araba bu kadar hızlı kullanıyordu da Harun abim bu hale geldi? Bilemiyorum ki. İz yok, kanıt yok. Kasıtlı mı diyorsun yani? Yok canım, değildir. Polis araştırıyor değil mi? Araştırıyor da ne bulacaklar belli değil. Polis bu işin peşini bıraksa da ben bırakmam. Harun'u bu hale getireni bulacağım, bir gırtlağına sarılacağım. İyileşecek. Ucuz atlattı. Hazal, nereye getirdin beni ya? Hiç tekin bir yere benzemiyor. Ben gerildim biraz. Tanışmak istediğim bir çocuk var. Onunla tanışmaya geldik. Nasıl yani? Basbayağı internetten yazışıyorduk. Birkaç defa kamera açtık ama hiç görmedim ben. Çocuk da burcu çok havalı değil mi? Hazal, inanamıyorum. Sen netten sevgili mi yaptın? Hiç yakıştıramadım. Önce bu çocuğu görelim, sonra tartışırız bunu istersen. Hadi gel. Güzel ay geldi galiba. Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba, Özgür'le görüşecektik. Biz içeride mi? Ne yapacaksınız Özgür'ü? Göreceğiz. Bir sakıncası mı var? Yok canım, ne sakıncası olacak da. Size biz Özgür'ün yerine Cengiz versek. Merhaba, ben Cengiz. Merhaba Cengiz, memnun olduk. Yalnız bizi içeri almayacaksan boşuna vakit kaybetmeyelim. Yok canım. Sizi içeri almayan taş olur ya. Buyurun geçin tabii. Buyurun, buyurun. Gelin, gelin. Hazal. Özgür. Bir 5 dakika, bir 10 dakika ara verelim ya. Ne haber? İyi, senden ne haber? İyi, çok şaşırdım ya. Öyle sürpriz oldu işte. Yani bana da sürpriz oldu bayağı. Ben Cengiz bu arada. Merhaba ben. Memnun oldum. De. Çok şaşırdım. Yani inanamıyorum ama çok. Yani hiç fotoğraf, video falan. Ne gibi? Yani çok daha güzelsin demek istiyorum da. Öyle mi? Şey beyler, size Hazal diyordum ya. Selam, merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Bu arada bu da arkadaşım Merve. Merhaba. Ne haber? İyi, senden. Özgür, iyidir. Sen şey diyordun, hani çıkamıyorum falan. Ya işte bugün bir yolunu bulduk Merve ile, kaçtık. İyi, süper olmuş. O yolu kaybetmeyin o zaman. Bir şeyler içmeyelim mi ya? İçelim abi. İçelim. Siz isterseniz oturun. Biz bir 10-15 dakika çalalım. Bölmedik değil mi provanızı? Yok canım, saçmalamayın. Oturun lütfen ya. Tamam, biz oturuyoruz o zaman. Tamam. Hadi. Abi sen bu kızı nereden buluyorsun ya? Nereden buluyorsun ya? Ya oğlum tamam, sonra anlatırım. Hazal, sen nasıl bir şeysin ya? Ne oldu? Beğenmediysen söyle, gidelim hemen. Saçmalama. Seni şu anda full takdirle karşılıyorum. Hazal.
Bu arada sen Özgür'e yazıyorsun değil mi? Evet, ne oldu ki? Ya çünkü ben de ona göre Cengiz'e yürüyeceğim. Yürü canım istediğinle, Özgür'e dokunma yeter. Saçma ama arkadaşımın sevgisine yazacak değil. Ya çok mutluyum, çok olsun kızım, iyi ki geldik. Sonunda normal bir arkadaşım oldu ya, şükür. Çok güzel çalışıyorlardı. Müthişler ya, çok iyiymiş. Sen Dilara. Cihan, ofiste misin? Ofisteyim, evet. Peki geç mi geleceksin? Dilara, bak aynı çatı altında yaşıyoruz ama... Ben bunun kurallarını konuşmuştuk. Durmadan niye soruyorsun, geç mi gelirsin, gelir misin? Cihan, niye hemen sinirleniyorsun? Ben de dışarı çıkacağım, o yüzden sana söyleyeyim dedim. Gelince merak etme. Dilara, biz ne yapıyoruz hiç düşünüyor musun ya? Ha? Ne yapıyoruz? Çok saçma bir yere doğru gidiyoruz biz. Oturup konuşmamız lazım. Tamam canım, bütün bunları konuşuruz. Sonra konuşuruz. Bir arkadaşım ameliyat olmuş, onun için hastaneye gideceğim görmeye. Ama senin için bir sorun olacaksa gitmeyeyim. Yo, git Dilara, git. Tabii ki git. Sonra konuşuruz o zaman. Peki, kolay gelsin. Ulan ne yapıyorum ben? Sürekli yalan söylüyorum, durmadan yalan söylüyorum. Ah güzel kızım benim. Afiyet olsun. Nasıl hayatım? Ha? Ne oldu, canın mı sıkkın senin? Ha? Dedeciğim, uğraşma boşuna. Neye canımın sıkkın olduğunu gayet iyi biliyorsun bence. Çorbalarımız geldi. Mis gibi çorba. Ver kızım çorba. İstemiyorum. İstemiyor musun? Ver. Anne bey. Niye üzgünsün, niye gülmüyorsun diyorsun? Aşk acısı çekiyor kuzum. Aşk acısı. Kolay mı aşk acısı çekmek? Saçma sapan konuşma be. Saçma sapan konuşma. Nasıl be saçma sapan? Kuzu. Ay üzülme sen. Sen şu güzelliğine baksana. Sana göre deniz mi yok ayol? Vallahi. Gelene hay hay, gidene bay bay. Gidene arrivederci, gelene besame mucho diyeceksin tatlım. Ya? Gidene bay bay, giden seni kaybediyor. Yeter ya. Niye? Hayatın şov be. Hayatın şov. Yeter. Aa, otur ne? Yemeğini zıkkımla. Ne? Gidene bay bay, gelene nay nay. Allah ya. Aha da kızı kaçırdın. Ya kızın da canını sıktın işte. Ben mi sıktım? Sen sıktın tabii ben ya. Sıktım? Ağzını bir açıyorsun yani. Her seferinde bir şey oluyor, bir olay oluyor ya. Dur. Sus. Allah'ım kız, yarabbim kızın ya. Kızın hakkını korumak da mı şey? Sen o kadını, o çocuğun annesini aldın yanına, şantaj yaptın, tehdit yaptın. O ikisini birbirinden ayırdın. Şimdi de niye gülmüyorsun, niye gülmüyorsun? Tabii gülmez çocuk. Ondan sonra da beni mi suçlu buluyorsun? Fermuar diktireceğim senin ağzına be. Fermuar bana diş etmez. Nedir ya? Bunun adı mı ne bu? Sen eski abi böyle değildin. Cansu. Dedeciğim. Dede, beni yalnız bırakır mısın ya? Ya yavrum, ben senin üzülmenini ister miyim hiç ya? Bak ne yaptıysam senin için yaptım. Senin iyiliğin için yaptım yavrum. Yani sen bütün bu hikayeleri öğrenmeden her şey bitsin gitsin diye bir tanem. Benim iyiliğim için bizi ayırdın yani değil mi dede? Bravo, çok teşekkür ederim. Cansu, vallahi içim daralıyor, yüreğim ağrıyor. Benim de. Yalnız bırakır mısın dede? Merve. Ne haber, ne yaptın? Girebildin mi eve? Ay çoktan. Yakalandı mı, sizinkiler çaktı mı? Yok yok. Sevinç azmeleri oyaladı. Ben de hemen girdim içeri. Sıkıntı olmadı yani. Heh, iyi bari. Ya Hazal, ben çok eğlendim bugün. İyi ki gittik oraya. Evet ya. Nasıl müzik yapıyorlar ama, dehşet değil mi? Müthiş müzik yapıyorlar. Bu arada ben sana Cengiz'e telefon numaramı verdiğimi söyledim mi? Ve hatta bir saat boyunca internetten konuştuğumuzu. Şaka.
Ne ara verdin kızım numaranı? Sen Özgür'ün gözlerine uzun uzun bakarken bir ara dünyayı kaybettin, biliyorsun değil mi? Zaman nasıl geçti anlamadım. Nasıl ama Özgür, çok tatlı değil mi? Evet, biz ona literatürde ilik diyoruz canım. Peki bir daha ne zaman çıkacağız? Bilmiyorum. Yalnız ben çıkarım Azal. Darılmaca, gücenmece yok. Nasıl yani, bensiz mi? Merve, çok darılırım bak, çok. Kızım, senin cezanın bitmesini mi bekleyeceğim? Hem Cengiz'le buluşacağım ben. Ya ben bir yolunu bulurum. Bak sakın ben stüdyoya falan gideyim deme. Çok darılırım gerçekten. Tabii tabii. Sen Özgür'e oda hapsindeyim dedin mi peki? Demedim tabii, der miyim hiç? Peki yarın konserleri var Zarbar'da. Nasıl gideceğiz? Bilmiyorum ya, bulacağım bir yolunu. Merve, biri geldi, ben seni sonra ararım, bay bay. Ay sen miydin? Benim, sana çorba getirdim. Başka bir şey istersen söyle ama hemen getiririm. Yok yok, bunlar yeter. Afiyet olsun. Babam geldi mi? Yok, daha gelmedi. Babam beni sorarsa saat 4'te buradaydım, haberin olsun. Sakın bozma. Bozar mıyım, aşk olsun. Hatta 4'e 10 kala filan geldi. Ay şu ellerimin haline bak ya. Bir türlü maniküre gidemedim. Bu taraflar çok pahalı. Aslında bizim oralarda ucuz ama oraya gidecek de vakit yok ki. Al canım, manikürün de benden olsun. Burada bir yerde git. Çok teşekkür ederim Azal ya, bir tanesin. Bir şeye ihtiyacın olursa sakın çekinme, tamam mı? Olacak, olacak. Hı, geldim. Sevinç nerede? Sevinç, Hazal'ın odasına yemek götürdü. Ya Hazal'ın odasına bir gidiyor, bir daha çıkmıyor. Bu kız Hazal'ın bakıcısı mı, Demirşah'ın bakıcısı mı? Ben anlamadım. İşten kaçıyor Dilara'nın. Vallahi işten kaçıyor. Tamam Kerimhan, sen işine bak. Sevinç! Ha şey demem yani, Demirşah'a iyi bakıyor, çocuğa iyi bakıyor, ona bir şey demiyorum da. Buyurun Dilara Hanım. Kızım neredesin sen? Girdin odaya lak 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 lak. Aa, Hazal senin akranın mı? Bak Dilara Hanım tamam. Gidiyor. Bir sor, bir şey ihtiyacın var mı de, bir işine göz kulak mı? Kerimhan tamam. Sevinç, ben çıkıyorum, 1-2 saat burada olmayacağım. Demir'in başından ayrılma, tamam mı? Tamam, hiç merak etmeyin. Tamam. Hadi o zaman haberleşiriz, görüşürüz. Tamam, sen hiç merak etme. Aha da şey geldi, dur. Buyurun canım. Azmi, dışarı çıkacağım ben biraz. Araba hazır mı? Hazır. Gideceğiniz yere kadar götüreyim isterseniz. Yok, hayır hayır. Ben kendim kullanacağım. Sen merak etme. Ben her şeyi her şey yaparım. Geç çünkü. Baksana bir. Ha. Abla, senin olayın ne? Benim olayım? Benim olayım. Benim olayım ne biliyor musun Sevinç? Benim olayım çok büyük. Ben bu koca yalının halasıyım. Ben adamın aklını alır, aha şurada olmayan balıklara yem olarak atarım. Anladın mı? Şimdi git işinin başına. Demirşah'ın başından ayrılma. Haydi. Haydi. Başka bir şey istemiyorum ben senden. Ana seni kuzusu. Hadi. Ay, gel, gel, gel. Hoş geldin Yıldırım. Hoş bulduk. Harun'u duydun mu? Yo, ne olmuş Harun'a? Kaza geçirmiş. Kaza mı geçirmiş? Levent'te bir ara sokakta bir araba çarpmış. Ara sokakta araba çarpmış. Evet. Bir şey olmuş mu? Hemen ameliyata almışlar. Allah Allah. Nerede bu Levent'te? Nerede ara sokakta? Vallahi o kadarını bilmiyorum ama adamları ortalığı ayağa kaldırmış. Beyaz bir araba arıyorlarmış. Hayırdır? Sence kasıtlı mı? Ne bileyim. Söz konusu Harun olunca her şey olabilir Yıldırım. Bilmiyor musun? Doğru. Söz konusu Harun olunca... Doğru. Teşekkürler.
Alo. Hah. Çıkmışım ameliyattan. Nasılmış durumu? Nasıl öğrenemedin? Hastanede 1000 tane adamı vardır şimdi. Yanaş bir tanesine muhabbet eder gibi yap, öğren işte. Allah Allah. Bu kadar zor mu? Tamam. Bir şey öğrenirsen ara beni. Ayşe, çok terliyor Harun'um. Normal mi bu? Normal anneciğim. O da zaten çok sıcak o yüzden. Gözleri güzel, elleri güzel. Canım oğlum benim. Hiç yakışmadı sana burası. Bir an önce iyileş de evimize gidelim. Aslanlar gibi. Hı? Yakışmadı. Merak etme madem, 3 güne kalkar ayağa. Ay inşallah. Şimdi gözünü açınca yalnız ben iyiyim, hiçbir şeyim yok deyip serumu falan çıkartıp gitmesin, başından kalkmayalım. Yok öyle şey. İyileşmeden ayaklanmaz yok. Bir tane. Ben geldim. Duyuyor musun beni? Aşkım ne olur aç gözlerimi, bak bana. Harun. Yalvarırım bir kerecik bak. Ne olur affet beni, ben çok büyük bir hata yaptım. Geldim. Artık ölebilirim.
Umarım lütfen böyle şeyler söyleme, iyileşeceksin. Dilara. Canım. Umarım ben çok özür dilerim sana inanmadığım için. O kadar pişmanım. Böyle bir şey nasıl yapabildim? Nasıl büyük bir hataya girebildim? Sakın. Affedecek falan bir şey yok. Haklıydım. Başta dürüst davransaydım sana böyle olmazdı. Boşver şimdi bunları. Yerindesin ya. Demir benim oğlum değil mi? Sekin oğlum. Bana bir hece ama. Çok. Sana benzesin. Görmeye geldi. Ha? Ben seni Harun'u bir daha görmeyeceksin demedim mi? Sen beni ciddiye almıyorsun. Benimle aşık atamazsın sen. Anlaşıldı mı? Çok kemiğe dayandığı zaman benim neler yapabileceğimi senin aklın hafsalan almaz. Beni tanımıyorsun. Ayağını denk al. Ben sadece geçmiş olsun diyecektim Aydan. Uzatma. Bir daha senin Harun'un peşinde dolaşırken görmeyeceğim. Bu sana son uyarım. Bir daha da öyle kafana göre hareket etme. Akıllı ol. Hadi git şimdi. Git. Hayatımı kurtardı. Oğlumuzu annesiz kalmaktan kurtardım. Sen benim her şeyimsin. Hayatımsın benim. Ben hayatımı sana borçluyum. Nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Yok. Hiçbir şey borçlu değilsin bana. Ben sana muhtacım. Aşkına muhtacım. Kadar pişmanım ki gerçekten. Ben sana nasıl inanmadım, aşkından nasıl şüphe ettim bilmiyorum. Lütfen beni affet, ne olursun. Boş ver, bırak şunu onları. Bana oğlum kalmazsın seni. Çok güzel bir çocuk. İyi. O iyi olsun. Her erkek olursa adını ben koyacaktım. Sen koy. İkinci ismi Anız olsun. Unutmamışsın. Unutmadım. Sen anlatmıştın. Mahallenizde bir abin varmış. İsmi Anaz'mış. Seni hep kurur kollarmış. Çok hayrandım. Çok boylu poslu ve yakışıklı bir adamdı. Hatta ismini duyduğunda çok şaşırdığını söylemiştim. Bilmiyordum ki anlamını. Sözlükten baktım. Alev demekmiş. O zaman karar vermiştim oğlumunsa adı oldu Anız olsun diye. Çok güzel anlatmıştın. Hatırlıyor musun? Vefadaydık o zaman. Buzu içmiştik beraber.
da hatırlıyorsun. Hatırlıyorum. Sen bana söylemiştin ya. Ben her şeyi ilk seninle yaşıyorum. İnan bana, ben de seninle yaşıyorum. Her şeyi ilk defa yaşıyorum. Alas. Demir Alas Erguvar. Alas Demir'e çok yakıştı. Bence de. Demir'i kim koydu? Ben koydum. Babamın ikinci ismi. Ama ben hep Alas dedim içimden. Dilara. Bir söz vermeni isterim miyim? Nasıl bir söz? Beni sana, oğluma uzaktan bakmaya mahkum etme. Var. Söz ver. Oğlumu görebilecek misin? Söz veriyorum. Tabii ki göreceksin. Ben oğlumla seninle mutlu olmak istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Pardon, lütfen dönelim. Daha sonra konuşuruz. Daha çok vaktimiz olacak. Seni hiçbir şey için zorlamayacağım Dilara. Söz. Ama bu ayrılığı bir gün biteceğini bileyim yeter. Başka bir şey istemem. Bitecek. Söz veriyorum sana, bitecek. Nasıl olacak, nasıl yapacağım bilmiyorum ama bitecek, çünkü ben de seninle birlikte olmak istiyorum. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum anne. Özkan! Hadi lan! Sanki az solist anasını satayım. Sahneye çıkacak. Geldim la, geldim. Oğlum alt tarafın üstünü başını düzelteceğim lan. Bir saattir ne yapıyorsun oğlum? Yoksa saçını mı taradın? Gel de hoş. Aa, çok komik. Çay yer misin? Ne yer miyim? Çay çay. Lan ne yapıyorsun oğlum? Espri mi yapıyorsun lan? Çayını ben gitti, sen mi başladın lan? Ne yapıyorsun sana ya? İyi. Ne yapıyorsun öyle şakalı? Ya yap lan. Yap. Yap. Deniz? Kardeş hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Ben çıkayım kardeş. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar kardeşim. Hadi kolay gelsin. Çay içer misin kardeş? Yok abi, almayayım. Bir yerlere gidip bir şeyler içelim mi? Yok abi, sağ ol. Abi eğer işin yoksa beni şu kadına götürür müsün? Hangi kadın? Abi ne olur bana artık Abdullah, yatma. Of Deniz be. Kardeşim gel beni dinle. Ne yapacaksın? Ne edeceksin ki annenin geçmişini öğrenin? Sanki geriye dönüp onu değiştirme şansın mı var kardeş? Bari bu saatten sonra bırak da anacığın kabrinde huzur içinde yatsın ya. Özkan abi, kayboldum abi ben. Kimim, neyim, nereden geldim hiçbir şey bilmiyorum. O nasıl laf oğlum lan? Ha? O nasıl laf lan? Annenin geçmişte yaşadıkları senin kim olduğunu değiştirmez ki. Senin anan belli, baban belli ya. Nereden belli? Nasıl nereden? Benim nüfus kağıdımda sadece baba diye bir isim var. Hiç tanımadım. Görmedim. Bilmiyorum. Oğlum işte sen çok küçük yaştayken ölmüş ya baban. Öyle mi gerçekten?
Nereden bileceksin? Babam olduğunu nereden bileceksin? Abi benim az çok sokak görmüşlüğüm vardır. Annem küçükken hep sorardı. Bizim niye hiç akrabamız yok derdi. Hep geçiştirirdi beni. Artık sormuyorum. Biliyorum çünkü. Konsomatrislerin anası, babası, ailesi olmaz. Kardeş işte bir dayım varmış. Hatta bu sattığın araba sana dayından kalmış. Dayın mıydı gerçekten? Bir yalanla doğmuş. Yalanla büyümüşüm. Annem beni yalanla büyütmüş. Ama büyütmüş. Bitti. Tamam mı? Tamam, geçmişte bir şeyler yaşamış olabilir, anlıyorum, ama büyütmüş kardeş. Bu yaşına kadar seni namusuyla büyütmüş. Dişine tırnağına takmış, seni bu yaşlara getirmiş. Artık yapma ya. Çok yorgunum be abi. Ne olur. Senden son kez bir şey istiyorum lütfen. Götür abi beni o kadına. Tamam Sevinç, sen çıkabilirsin. Ben buradayım. Peki. Allah'ım. Canım oğlum benim. Baba seni görmek istiyor. Babası Alaz Demir Erkoğan'ı görmek istiyor. Aşkıma inandı artık. Şükürler. Oğlumun resimlerini gönderdi bana. Öyle mi? Bak. Bakayım. Bak. Ay gözlüğüm de yoktur. Aa, ay ne çabuk büyüyor bunlar. Çok güzel maşallah. Niye kötü bir şey olsun? Sen ne istersen o olacak. Sen hep mutlu olacaksın. Görmek istediğini söyledi mi oğlum? Tabii ki. Ha? Beraber adını koyduk. Aa, adını mı? Adı Demir değil miydi? Bir de Alaz koyduk. Ha? Demir Alaz Erdoğan. Ay çok güzel olmuş. Bence de. Ben karımla oğlumla mutlu olmak istiyorum ama başka hiçbir şey istemiyorum. Olacaksın evladım, olacaksın. Her şeyin bir zamanı var. Ah. Hayalim benim. Canım. Cihan denilen iblis kanına girmeseydi de bugüne kadar yaşayıp yeğenini görebilseydi. Bir su verir misin? Ha? Su. Veririm tabii. Niye vermem? Bilgi. Ne diyeyim Deniz, yeni
yeni hayatında yeni arkadaşlarına mutluluk ver, ne diyeyim yani. Burada mı çalışıyor? Çayır çimen geze geze. Burası sahibi, patron. İşte orada. Çayır çimen geze geze. Deniz. Oldum ben kardeş. Bak beni dinle, ben senden. Gel vazgeç. Hayatını kaldırıyor. Hayatını neden başladın? Nasıl devam ediyor? Hoş geldin Burhan abi. Paltonu alayım mı? Hoş geldin Burhan abi. Sefalar getirdim. İnci yok mu? İnci Hanım'ın misafirleri var şu anda abi. İstersen seni şöyle alayım. Çayır çimen geze geze of. Çayır çimen geze geze of. Oldum ben bir geveze kızına gönül ver. 88 yaşıydı galiba. Ağır zamanla İzmir'de bir pavyondan teklif aldım. Gel burada çalış diye. Annenle orada tanıştık. Sonra da can yoldaşı olduk birbirimize. İzmir'de. İzmir'de. Sonra İstanbul'a geldik. Beraber çalıştık. Bir ara Çanakkale'ye falan gittik 7-8 ay gibi. Ama hep beraberdik işte. Ne yapıyordu pardon? Sahne alıyordu. Şarkı söylüyordu. Çok güzel sesi vardı rahmetli. Konsomasyona çıkmıyor muydu ya? Yok yani şimdi şöyle... Kardeş o dediğin şey zaten ne ki? İşte gidiyor adamın yanına, oturuyor, sohbet muhabbet o kadar. Muhabbet sohbete. Öyle mi abi? Ne kadar yaptın işi? Benim bildiğim 7-8 yıl. Babanla evlenince bıraktı. Necip komiser çok aşıktı annene. Çok. Deniz. Evladım. Bizim buraları kötü biliyorsun belli. Ben de sana iyi diyecek değilim. Biz buyuz. Ama bizim de kendimize göre bir insanlığımız var. Bak. Sana yemin ediyorum. Sabaha çıkmak nasip olmasın ki... Annen babanla evlendikten sonra buraların kapısından bile geçmedi. Baban ölünce seni büyütmek için neler çektiğini ben biliyorum. Ne teklifler aldı geri döndüğü. Billur gibi sesi vardı be. İstese bir eli yağda bir eli balda yaşardı. Ama yapmadı. 3 kuruş emekli maaşıyla didindi durdu. Senin kursağından tek haram lokma geçirmedi. Nasıl tanıştılar Necip komiserle? Tanıştılar işte. Necip abi dükkana gelip gidiyordu. Öyle tanıştılar. Yakın arkadaşsınız yani değil mi? Onunla. Deniz. Annem demeye dilim varmıyor ama. Yapma be Deniz. O senin annendi. Tamam. Öyle olsun. Annemin hatırı vardır yani sen. Eğer sende ufacık hatır varsa bana ne olur doğruyu söyle. Benim babam kim? Efendim Cihan. Döndün mü eve? Evet evet döndüm, evdeyim.
Cansu'yu merak ettim. Nasıl, iyi mi? Cansu mu? Yok, konuşmadım. Ne oldu? Dilara, haberin yok mu? Cansu bugün attan düştü. Ne? Ne diyorsun sen Cihan? Nasıl olmuş? Düşmüş işte, ata binerken düşmüş. Ciddi bir şey yok, merak etme. Niye bana söylemediniz böyle bir şeyi? Bilmiyorum. Cansu sana söylemedi. Hayır, söylemedi. Allah Allah. Peki niye sana söylemiyor? Seninle niye konuşmuyor sence Dilara? Ne demek istiyorsun Cihan? Anlamadım şimdi. Dilara, Cansu'nun kalbi kırık. İyi değil. Denizden ayrıldı. Kötü şeyler yaşadı. Morali çok bozuk. Ya hiç düşünüyor musun? Annesiyle konuşması gereken şeylerin niçin babasıyla konuşuyor? Bazı şeyler anne kız arasında konuşulur. Ama Cansu benimle konuşuyor. Otur bir düşün. Bir düşün Dilara. Cansu, konuşalım mı biraz? Şu anda konuşmasak mı? Hı? Cansu, attan düşmüşsün. Bir şey olmadı. Gerçekten bak, bir şey olmadı, iyiyim. Lütfen konuş. Tamam, konuşmayalım. Böyle kalalım o zaman. Eyvallah hocam. Deniz. Annen sana gerçekleri anlatmadı diye ona kızdım. O ne yaptıysa senin başını yere eğdirmemek için yaptı. Annenden utan. Bilemez. Övün ya, övün. Kan kustum, kızılcık şerbeti içtim demiş diye övün. Beni aslanlar gibi yetiştirmiş diye övün. Övün ya. Hoş geldin. Neden gelmiş? Annesini sormayın. Kadın biliyor abi. Kadın babamın kim olduğunu biliyor. Oğlum bilse söyler, niye söylemesin? Abi bilmiyorum. Ya korkuyor ya başka bir şey var ama biliyor, eminim bildiğine. Anlattın mı? Mecburen. Saklasam ne olacaktı ki? Yalnız mahvoldu çocuk ya. Sen annenin yıllarca namusuyla oturan ev kadını bil. Sonra bir öğren ki meğer. Bizimki de hayat işte. Hep böyle acı hikaye. Neye yanıyorsun biliyor musun? Dağılıp gidecek çocuk. Zaten kimsesi yok. Bir kol kanat gelen olmazsa hayatın içinde kayar gider vallahi. Yazık olur. Neci, ben Neci. Hı? Sen mi? Neci. Deniz'in babası benim değil mi? Sensin abi. Sensin. Biliyordum. Başından beri biliyordum. Kan çekiyor, biliyor musun? Aslan oğlum benim. Aslan oğlum. Abi hemen ayaklanma, gözünü seveyim ya. Çocuk şokta zaten. Müsaade et de sindirsin. Abi usulünce çık karşısına. Yüreğine indirme. Bak yoksa hep daha kaybedersin. Otur. Otur. Doğru söylüyorsun İnce. Doğru söylüyorsun da. Nasıl sabredeceğim ben be? Onca yıl oldu. Evladım benim be. Of abi ya, bir sakinleş be, bir sakinleş. Ben de kahırda oldum ya. Ne hayat be. Namusunla yaşıyorum diyorsun. Geçmiş denen illa çıkıyor ortaya. Oğlum bize bir bak.
Hadi. Her şeyim yalan. Hayatım, geçmişim, her şeyim. Annemin konsomatisi olduğunu bile bile nasıl yaşayacağım lan ben? Kardeş. Söyleyeyim nasıl yaşayacaksın? İleriye bakacaksın tamam mı bundan sonra? Bundan sonra geriye bakmak yok. Anneyi babayı geride bırakacaksın tamam mı? Abi yapayalnızım yapayalnız. Oğlum sen ne diyorsun lan? Bana ayıp oluyor burada ha. Ben neyim burada? Ben seni ne yapayım lan? Abi bugün bana yaptığın iyiliği asla unutmayacağım. Ömür boyu benle kalacak. Saçmalama tabii. Ama bundan sonra yollarımızı ayırmamız lazım. Görüşmeyelim abi. Ne diyorsun sen? Ben ne yaptım şimdi sana? Abi, Cansu'nun babasısın sen. Ne olmuş? Ben seninle görüşürsem Cansu'yu unutamam. Ne olur anla beni lütfen. İyi ki tanımışım seni. Sen çok mert bir adamsın. Bakın helal et. Hala klinikte misin sen? Notlarım karmakarışık, onları düzenliyorum. Bir saat gece yarısı oldu. Neredeyse Leyla. Ne zaman var Ayşe? Ay yok bu olmaz. Sen ne yaptın? Harun nasıl oldu? Ha? Harun abim mi? Ha konuştun mu Aydem'le? İyi dedi, keyfi de yerindeymiş, yemek bile yemiş. Oh iyi bari, çıkar o zaman yakında ya. Ay yok bu olmaz. Özel bu, çok özel. Duygusal görünüyor bir kere bu. Aa. Ayşe ne diyorsun? Feminen mi, maskülen? Feminen tabii canım. Ceket mi? Gel. Ayşe'cim iyi misin hayatım? Cihan gelecek de. Elim ayağımı dolaştı, ne giyeceğimi bulamıyorum. Cihan mı gelecek? Evet, Cihan gelecek. Nasıl, sen mi çağırdın? Ya ben niye çağırayım Leyla'cığım? Aradı, müsaitsen konuşmak istiyorum dedi. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor, çok fenayım. Kızım bir sakin ol, aa ne var ki üstünde? Şey var, tayt var, basic, atlet var. Ne güzel işte, doğal, aç. Neresi güzel ya? Adamın karşısına böyle mi çıkacağım? Leyla. Sen her halinde güzelsin canım benim. Tamam hadi kapatıyorum, bay bay. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Spor mu yapıyordun? Yok spor yapmıyordum. Gecenin ilerleyişine göre bakacağım artık kaç yumruk atacağım. Bana bağlı yani. Sana bağlı. Geçmez misin? Abi, yine mi gitti ya? Bu devirde elektrik kesilmesi mi kaldı ya? Bu mayıkta çok kesiliyor. Tamam mum falan yıkalım. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Dürüstçe bir şey söyleyeyim mi? Sen hep dürüstçe konuşuyorsun tabii. Tabii söyle. Ya karşına böyle çıkmak istemezdim aslında. Ya daha özenmek isterdim ama telaş yaptım, kıyafet seçemedim. O yüzden böyle çıktım, kusura bakma. Estağfurullah, böyle de çok güzelsin. Hatta doğal olduğun için daha da güzelsin. Karanlıkta bile mi? Hı hı. Aydınlıkta da. Hadi güzelliğini içelim o zaman. Sen biraz yorgun görünüyorsun. Yorgunum. Çok yorgun ben de. Aylardır gözüme doğru düzgün uyku girmedi. İstersen başka zaman konuşalım. Yok yok, şimdi konuşalım. Bitsin mi önce? Peki. Dinliyorum o zaman. Ayşe, ben senden çok hoşlanıyorum. Gerçekten. Yüreğimden söylüyorum. Ama
Bir yandan da ben evliyim biliyorsun. Hazal sana ailemizle ilgili birçok şeyi anlattı. Yani Dilara'yla zorunlu olarak evli olduğumu, ayrı hayatlar yaşadığımızı biliyorsun. Ama her ne olursa olsun orada bir yuva var Ayşe. Ve benim çocuklarım var. Çocuklarım her şeyden kıymetli benim için hayatta. Şimdi diyeceksin ki gençler bir şey olmaz atlatırlar. Ama işin başka bir yanı daha var Ayşe, o da... Ben sana mutluluk vaat edemem. Benim nasıl mutlu olacağımı nereden biliyorsun ki? Bilmiyorum tabii ki ama seni mutsuz edeceğimi biliyorum. Bundan eminim. Çok karmaşık bir hayatım var. Ne olur yanlış anlama. Israr ettiğimi sanma. Hazır olduğunu bilsem ısrar ederim ama değilsin. Ama Aragon'un da söylediği gibi mutlu aşk yoktur. Aşkın mutlulukla bir ilgisi yoktur çünkü. Mutlulukta da mutsuzlukta da bunu taşıyabilmektir aşk. Eğer gerçekten mutlu aşkı arıyorsan daha çok ararsın. Bu söylediklerin doğru. Doğru ama... Dedim ya seni mutsuz etmekten korkuyorum Ayşe. Yani... Gün içinde hep aklıma geliyorsun. Ve yüzümde çok huzurlu bir tebessüm oluşuyor. İçim huzur doluyor sen aklıma geldiğin zaman. Senin yanındayken de öyleyim. Ama... Ama... Evet ama, aması var. Ayşe, sen etrafına mutluluk saçan bir kadınsın. Pozitifsin, güler yüzlüsün. Ve çok mutlusun. Ben öyle değilim. Ben acaba kendime haksızlık mı ediyorum diye de düşünüyorum ama dediğim gibi korkuyorum. Buna bir şey diyemem. Güzel bir söz vardı. Aşk hayranlıkla başlar diye. Eğer öyleyse ben sana hayranım. Asıl ben sana hayranım Cihan. Çok güçlüsün. Ve ailen için bütün fedakarlıklara hazırsın. Kendini feda etmişsin. Biri de aşkla ilgili şey demiş. Eğer aşık olacaksan yıldırım çarpmış gibi olacaksın. Yoksa bir kıymeti yok. Bana çarptı Cihan. Ayşe. Sen gerçekten mutlu olmaya kadar mı kalırsın? Eğer bu korkum geçerse, bu korkuyu yenersem gelirim. Hoş geldin. Bu iş yürümez dedim galiba değil mi? Ayşe'ye gittim demedim mi? Hı hı. Ve Ayşe bu iş olmaz dedi. Değil mi? Evet öyle söyledim. Bu iş olmaz dedim.
Ben seni mutlu edemem dedim. Korkuyorum dedim ki gerçekten öyle korkuyorum. Dedim işte bir şeyler dedim. Cihan. Hı? Bana gerçeği ne zaman söyleyeceksin? Sağ ol Ertuğrul. Afiyet olsun. Hangi gerçeği? Yapma Cihan. Biz dostuz. Neyi söyle. Söyle. Demir. Senin oğlun değil. Değil mi? Hiç inanmamıştın değil mi? Bir an bile. Hiç belli etmedim vallahi, helal olsun. Ben inandın sandım. Aa Can, sen beni ne kadar iyi tanıyorsan ben de seni o kadar iyi tanıyorum. Sırf adını korumak için Dilara ile evlendim. Evet. Ve çocuklarım için. Belki dedim, belki Dilara ile bir şeyler yaşarsınız diye düşündüm. Ama sonra baktım sizden ne köy olur ne kasaba. İki yabancı gibisiniz. Yıldırım, kendi evimin içerisinde yabancı gibiyim ya. Sürgünde gibiyim ya. Nasıl bir hayat yaşadığımı bilemezsin. Bilemezsin ya. Anlayamazsın. O zaman neden Cihan? Neden? Neyi neden ya? Neden kendine yazık ediyorsun? Ayşe sana çok iyi gelmişti. Seni tekrar hayata bağlamıştı. Yıldırım, bir şey itiraf edeyim mi? Ayşe'den gerçekten çok hoşlanıyordum. Çok. Biliyorum. Çünkü Ayşe seni tekrar hayata bağlamıştı. Çok iyi gelmişti sana. Yıldırım, onun yanında olduğum zaman böyle içim huzur doluyor, yüreğime su serpiliyor, dertlerimi unutuyorum. O kadar neşeli ki, hayat dolu, etrafına mutluluk saçıyor, çok iyi, dürüst. Ben bir daha böyle bir şey yaşayacağımı zannetmemiştim. Yani gerçekten tahmin etmiyordum. Demek büyük konuşmamak gerekiyor Yıldırım. O zaman yazık etme ne olur canım, yazık etme. Bak. Yapamam Yıldırım. Yapamam. Ya her tarafım mutsuzluk kaynıyor. Ne yapacağım? O kızı mutsuz mu edeyim? Yazık, günah değil mi ona? Cihan. Bak, sizinki gerçek bir evlilik değil. Değil. Tamam, bak Demir doğdu. Nüfusunu aldın. Artık senin oğlunu. Dilara ile konuş, anlayışlı davranacaktır. Ne olur bu mutluluğu kendine çok görme artık. Dilara'nın anlayışıyla ilgisi yok bunun. Dilara'yı ne yapayım? Yine ortadan mı bırakayım? Boşanayım mı Dilara'dan? Çocuklarım ne olacak? Her biri sorunlu. Vaktim yok böyle bir şeye. Ya benden yola çıksana. Benden yola çık. Bak benim halime bak. Ben böyle bir sevgiyi, böyle bir şeyi bulmak için her şeyi feda edebilirdim. Senin eline böyle bir fırsat geçiyor ve sen elini tersiyle itiyorsun. Ben varım Yıldırım. Onu biliyorum, sen varsın. Hadi ben gidiyorum, görüşürüz. Ah be Can, ah be dostum. Yani seni mutlu edemem gerekçesiyle resmen seni mutsuzluğun dibine sürükledim. Aynen öyle. Ama helal olsun yani. Feda etmiş kendini. Herkes yapmaz. Evet, helal olsun. Heba etmiş de diyebiliriz tabii ki. İyi mi? İyi. Uyudu şimdi ama çok zor uyuttum. Gazı vardı. Harun kaza yapmış. Kaza geçirmiş. Ne kazası? Trafik kazası. Hı. İyi miymiş? Yıldırım biraz ağır olduğunu söyledi. Geçmiş olsun. Bilmiyorum artık, geçmiş mi olsun yoksa olmasın mı? Vallahi içimden keşke olsaydı diyor. Bir ses. Yani bir insanın ölümünü istemek tabii ki hiç hoş bir şey değil ama bu Harun olunca işler değişiyor. İnsan içinden geçiyor. Ne yapayım, engelleyemedim ben. Neyse. Senin Levent'te gittiğin kliniğin yakınlarında bir yerde olmuş kaza. Hı. Senin hangi arkadaşındı ameliyat olan? Vakıftan bizim, sen tanımazsın. Adı ne? Günay. İyi misin? İyi, ayaklanmış bile. Yorgun görünüyorsun. İstersen Sevinç gelsin, sen biraz dinlen. İyi olur aslında. Hiç uyumuyorum neredeyse. 2 saatlik aralıklarla uyuyorum. Tamam. Dur. İyi uykular Demircik.
Sen getir de börek koyayım. Ayşe. Sen canım. Tabağını getirsene. Yok yok, doydum anneciğim. Olur mu? Ne yedin ki doydun? Artık senin yemen lazım. Ne o? Kickboks mudur nedir, onu yapıyorsun. Hadi hadi ye. İlavin 100 kilo yapacaksın. Ay olmazsın. Gençsin sen, yakarsın. Sen niye dalgınsın bugün bu kadar? Kimi nereye dalmış bakayım? Hoş geldin canım. Ne kadar iyi görünüyorsun maşallah. İyi bomba mi? Gibiyim bomba. Hayırdır, bir yere mi gidiyorsun sen? Yeter artık Allah, kaç gündür yatıyorum. İşlerin başına dönme vakti geldi. Ama olurum, biraz daha dinlenseydin oğlum. Çok iyiyim ben Maide Sultan, merak etme. İyiyim değil mi? Oo. Saat kaç olmuş, ben geç kaldım. Ay dur, nereye bitirmedin kahvaltında? Hastam gelecek, kliniğe gitmem lazım. Aa. Hiç kalkmayın. Olur mu Maide, seni geçirmeden olmaz. Yürü hadi, yürü. Peki. Yürü. Efendim Leyla'cığım. Tamam tamam, geliyorum. Yarım saate klinikteyim. Tamam, çıkıyorum şimdi. Hadi bay. Leyla mı? Leyla. Selam söyle o kıza. Sevdim ben onu. Getir yine. Getiririm tabii ki canım. Kom. Ne yapıyor Leyla? İyi mi? Aa, kızla ilgilenmedin, ilgilenmedin. Şimdi ne yapıyor Leyla? İyi. O da geçen gün seni soruyordu. O kadar mesaj attım, hiç cevap vermedi. O kesin birine aşık diyor. Allah Allah. Leyla benimle mi ilgileniyordu? Ay sen ne fenasın ya. Bilmiyor gibi. Evet, seninle ilgileniyordu tabii. Ama birine aşık oldun. Harunlar, sen birine aşık mısın? Aşıksın. Ay ne kötüsün, hiç anlatmıyorsun ya. Kim? Hadi hadi, hastan bekliyorsun. Ay kim, Allah aşkına söyle. Bak gidiyorum, alacağım ifadeni. Hı. Söyleyeceksin. Hadi güle güle. Bye bye. Dikkatli kullan. Deli bu ya. Bunda bir şey var. Nasıl? Var var. Böyle dalgın, durgun falan. Yok be Allah'ım, sana öyle gelmiştir. Yok, ben anlarım, var bir şey. Kızım. Babacığım. Hazır mısın? Hı hı, hazırım. Seni bekliyorum. Hadi çıkalım. Hadi. Ha, çıkıyor musunuz? Evet. Aşkım, ne zaman görebileceğim seni? Alo, ha? Özkan. Ablacığım ne yap biliyor musun? Gelirken bir ananas al. Hem bir kilo da yerli muz. Ne istiyorsun biliyor musun? Kotlet al, kotlet. Ya pirzola, ha? Bir kilo pirzola. Yarım kilo kuşbaşı da olabilir yanında. 250-300 gram da şey al, çemensiz pastırma. Olur ablacığım, bir de siyah havyarla kaz ciğer ezmesi de alayım mı? Yok yok, havyar falan istemem. Hiç sevmiyorum. Hele öyle gazmaz ayakları. Ha. Kaşar olsun, eski kaşar. Ha, kars kars. Kars kaşar bulamazsan şey al. Gravyer olsun, tamam mı? Aslında bak şöyle yapalım, ben seni birkaç ay Kars'a yollayayım. Sen orada istediğin kaşarı ye. Kadın sen hasta mısın ya? Sen eski kaşarın gramı ne kadar olduğunu biliyor musun? Bir de kart kaşar olacakmış. Ben Yalı'da öyle lüks içinde bu klas, apa klas şeyleri yemeye alıştım. Ne yapalım Özkan'cığım? Alıp geleceğim. Tamam mı ablacığım? Ablacığım ben akşam eve gelince sana çok güzel bir kaşar detoksu yaparım. Tamam. Al o çökelek midir nedir, onun üstüne pul biberi dök ye. Allah'ın ruh hastası. Bir dakika, bir dakika. Alo. 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 Bak. Mercimek Bey'le baban kapattı telefonu. Aç oğlum, aç. Aç konuş baba de. Mercimek de. Hadi bakayım. Hadi de bakayım oğlum. Çay içiyor mu lan? Lan ne çayı lan? Ne çayı? Gel yardım et. Damazımı almaya gideceğim. La bağırma bir, relax ol la. Hallederiz Allah Allah. Oğlum gel de bir işin ucundan tut seninle ya. Yapma böyle şakalar ya, yapma böyle şakalar ya. Sırası mı oğlum ya? Oğlum Kerim'in aklı vallahi aklı, bak var ya sende mercimek kadar akıl yok lan. Beyin yok. Kardeş tamam şaka yaptım, ne sinir yapıyorsun ya?
Oğlum var ya seni bak yoga derslerine yollayacağım ha. O sinirlerini falan hepsini alır. Yürü git lan. La git tamam hallediyorum ben buraları. Tamam o zaman hadi ben gidiyorum. Tamam ben buradayım merak etme. Ne alacaksın al gelsin. Gelirken simit de al. Simitleri ben aldım. Cansu. Oh güzelliğim hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin Cansu. Ne yapıyorsun? Seni özledim geldim. Ay kurban olurum geç. Hadi ben kaçtım. Tamam. Hacer'e selam. Geri git lan. Ne haber tatlım? Neler yapıyorsun hiç görüşemiyoruz, uğramıyorsun. Eskiden yine kokoreççide falan karşılaşırdık da. İyiyim. Can nasıl ya? Ben çok özledim canı. Göremiyorum ne zamandır. İyi. Spa ne yapsın? Büyüyor. Gel eve gör. Geleceğim. Şey diyeceğim. Sen Deniz'i görüyor musun son günlerde? Yok bu ara pek görüşemiyoruz. Niye ne oldu? Merak ettim. Cansucuğum bak sana bir şey söyleyeceğim. Sen ve Can bu hayatta benim her şeyimsiniz. Ben sizin için var ya şurada direkt canımı veririm. Hiç düşünmem. Ve sizi üzecek olanın da dünyasını başına yıkarım. Gözünün yaşına bakmam biliyorsun. Biliyorum. Tatlım, Deniz aslında iyi bir çocuk. Gerçekten. Yaşadığı şeyler şu anda çok ağır. Ya normal bir insanın, bırak normal bir insanın, bir erkeğin kaldıracağı şeyler yaşamıyor onlar. İşte o yüzden seni böyle isteyerek, bilerek üzmüyor bu çocuk. Bu kız kimdi o zaman? Kız ne? Ne kızı? Yok baba, önemli değil gerçekten ya. Kızım söyle. Bunu konuşmayalım, lütfen. Şu anda bunu konuşmayalım. Peki. Çay içelim mi? Abi ne yapıyorsun? Kimsin ya sen? Şş, sana diyorum. Usta baksana bana kimsin sen? Kimsin diyorum abiciğim kimsin? Babam. Ne? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşe abla. Hasan'cığım istersen sen içeri geç, ben geliyorum. Tamam. Görüşürüz babam. Buradayım kızım, bekliyorum. Oyacım Cihan Bey'le ilgilenir misin? Tabii ki Ayşe. Görüşürüz. Bir şey içer misiniz? Yok, sağ olun. Teşekkür ederim. İyi misin? Yani iyiyim işte, idare eder. Hazal'cığım seninle konuşmak istediğim bir konu var. Hani geçen hafta konuşamamıştık. Neymiş o? Hazal ben seni başka bir hekime yönlendirmek istiyorum. Nasıl yani? Ne demek oluyor şimdi bu? Bu son seansımız. Ne demek son seansımız ya? Nereden çıktı? Hazal ben sana yardımcı olamıyorum. Nasıl yardımcı olamıyorsun? Ya oluyorsun işte. Odana kapanma cezası aldın. İnsanlarla iletişim kuramıyorsun. Sana yardımcı olamadığım çok aşikar. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ne demek oluyor şimdi bunların hepsi? Bahane mi üretiyorsun? Olur mu öyle şey Hazal?
Senin daha iyi bir hekime gitmeni istiyorum. Daha iyi tedavi görmeni istiyorum. Yeter, ben ne demek istediğini gayet iyi anladım senin. Sen de herkes gibisin ve benimle uğraşmak istemiyorsun. Bahane üretmene gerek yok. Hazal, olur mu öyle şey? Lütfen otur, sakin ol, konuşalım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim kalmadı. Hazal, lütfen. Hazal, dinler misin? Hazal, lütfen. Baba, hemen buradan gidebilir miyiz? Hazalcığım, lütfen. Söyledim. Ben anneni çok sevdim Deniz. Öyle böyle değil. Bir lafıyla dünyayı yakacak kadar. Öl desin öleyim, o derece. Evlenecektik, alacaktım onu. Ama deli doluydum. Gözüm karaydı. Kabadayılık zamanları. Meslek bu yani. Sonra rahat durmadık, içeri girdik. Ben cezaevine girdiğimde Nergis hamileymiş. Bilmiyordum. Birkaç ay sonra da o komiserle evlendiği haberi geldi. Yıkıldım. Kahroldum. Öfkemden deliye döndüm. Günlerim, aylarım, yıllarım kahırla, nefretle geçti. Ne kadar zaman geçtiyse de şuramdan sökemedim. Çıkarıp atamadım. Yeter be, yeter. Masal anlatma bana. Oğlum. Bana sakın oğlum deme. Yeni öğrendim Deniz. Bir oğlum olduğunu yeni öğrendim. Kolay gelsin. Ne istersiniz? Filtre kahve alabilir miyim? Buyurun, iyi günler. Candan? Ne işin var senin burada? Sana diyorum, ne işin var burada? Sence? Ne yani, burada mı çalışıyorsun? Buyurun, 14.500. Teşekkürler. Ben daha ne kadar burada çalışmaya devam edeceğim? O senin yeteneğine bağlı Candan. Ama... Maaşımı ödüyorum. Sigortamı da ödüyorum. Ve mağdur durumda bırakmıyorum. Değil mi? Candan, Candan Hanım. Şşş dedim. Size yukarı kadar eşlik edeyim Dilara Hanım. Nereye gidiyoruz Dilara Hanım? Yolda sana tarif edeceğim ben aslında. Tamam, buyur. Azmi, tamam, burası. Burada ineceğim. Yardım edeyim Dilara Hanım. Hayır hayır, senin gelmene gerek yok. Şurası zaten ben hallederim. Burada bekleme. Ben seni kalkarken arayacağım, tamam mı? Peki Dilara Hanım.
inanamıyoruz. Gerçek mi bu? Baba mıyım ben şimdi? Olmuşsun sen benim. Hı? Dilara. Bana bu duyguyu yaşattığın için sana binlerce kere teşekkür ederim. Girebilir miyim? Ha, Sevinç sen misin? Gel gel, kapıyı kapat. Ha. Aa, bunlar ne? Ne yapıyorsun? Ya akşama Özgür'ün konseri var. Gidemeyeceğim de öyle işte. Bakıyorum hani belki giderim diye. Tabii canım, gidersin. Gider miyim? Nasıl olacak o? Bir dakika, Özgür arıyor. Alo Özgür. Ne yapıyorsun prenses? Hiç, evdeyim sen. İyi ben de. Son hazırlıkları yapıyoruz. Akşam geliyorsunuz değil mi? Yani gelmek istiyorum. Bakalım. Yani bakma. Hem ben seni çok görmek istiyorum. Bir de özledim zaten. Tamam, geleceğim. İyi, süper. Ben de provaya dönebilirim. Akşam görüşürüz. Bay bay. Şimdiden beklemeye başladım. Sevinç ya, benim mutlaka gitmem lazım. Ne olur yardım et. Tamam, edeceğim. Tamam da ben nasıl gireceğim eve? Nasıl çıkacağım? Bir yolunu bulacağız. Rahat ol. Emin misin bak? Evet. Hadi kıyafet bakalım o zaman. Ne giysem ya, karar veremedim. Bence siyah giy. Siyah? Sana siyah çok yakışıyor. Harun, biz gidelim artık. Gitme. Biraz daha kal. Biraz daha kal, ne olur. Sizden ayrılmak istemiyorum. Basıp gidelim mi buralardan? Harun, biliyorsun gitmek zorundayım, mecburum. Ben ne yapacağım peki? Cihan'la ne zaman konuşacaksın? Yani lütfen. Tamam. Ben bırakacağım sizi. Olmaz. Ben bırakacağım. Sizi yalnız göndermem. Harun. Yalvarırım sana. Lütfen şimdi bir gören falan olur. Görsünler. Görsünler. Böylece bir daha hiç ayrılmayız. Bir daha ne zaman görebileceğim sizi? Harun, bilmiyorum gerçekten ama sana haber vereceğim, tamam mı? Keşke haber verseydiniz. Bir arkadaşım bıraktı, az önemli değil. Hadi. Tamam. Canım. Hay hayırdır? Oğlumu yordum hala. Öyle mi?
kokladım, kucağıma aldım. Özledim ama şimdiden. Canlan. Sen beni mi takip ediyorsun? Ne yapıyorsun burada? Yeni oyunun bu mu? Ne diyorsun sen ya? Ne demek ne diyorsun sen ya? Dinleyeceksin beni, cevap vereceksin bana. Tesadüf mü burada çalışman? Evimin karşısındaki kahvecide çalışman tesadüf mü? Yeter be! Yeter artık, rahat bırakın beni ailecek. Yeter, ne istiyorsunuz siz benden? Anne sevgilimi elimden aldı, o da yetmiyormuş gibi mesleğimi elimden aldı. Ne diyorsun sen ya? Kim aldı senin mesleğini elinden? Annen avukatlık lisansımı iptal ettirdi. Ben de hayatımı kazanabilmek için burada çalışıyorum, anladın mı şimdi? Oyun oyun yok! Rahat bırakın artık beni ya, rahat bırakın! Hayırdır Sevinç? Ya Azmi abi, nöbetçi eczane bulup rezene alır mısın? Bir de bebeğin damlası da azalmış, gitmiş yani onu da alıver. Ben buraya yazdım adlarını. Tamam abisi. Bahtiyar, burası sana emanet, ben hemen geliyorum. Sevinç, iyi misin? Ay. İyi misin? Başım döndü, tansiyonum düştü herhalde. Gel şöyle otur biraz, gel. Yok yok, gerek yok. İyiyim. Geçer şimdi. Ya Allah korusun, bayılırsın Sevinç. Bahtiyar ya, sana zahmet. Sen beni içeri götürsene, ben uzanayım. Tamam, gel götüreyim. Gel. Bekleme, ben gelmen gereken saati sana mesaj atacağım zaten. Tamam mı? Tamam. Al bu sende kalsın. Baktıkça beni hatırlarsın. Tamam. Hadi görüşürüz. Gelmişsiniz. Geldim tabii. İyi, süper. Ne zaman başlıyor konser? Şimdi başlayacak. Tamam, buradayım ben. Tamam, bak burada dur. Ben de seni göreyim, tamam? Tamam. Tamam. Okey. İyi, ben çıkıyorum. Tamam. İyi şanslar. Ha, kızım neredesin? Konser başlayacak. Cengiz'le kulisteydik. Oo, Cengiz'le kuliste. Thank you.
İstanbul'dan sonra. Siz uçurunuz isterseniz montunuzu. Dur ben tutayım. Ben. Zahmet olmasın. Rica ederim. Arkadaş. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, şimdi sahneye bir prensesi davet etmek istiyorum. Evet, Hazal, lütfen sahneye gelir misin? Ne? Hayır, hayır, hayır. Bir alkış alalım. Saçmalama. Ya hayır, ben de hayır. Bu şarkıyı Hazal için söylüyorum. Ne yapacaksın peki? Vaz mı geçeceksin yani? Peşinden mi koşayım Leyla? Ne yapayım? Hayır canım. Ne koşacaksın peşinden? Yani ne yapalım canım? Unutursun gider. Nedir yani? O kadar kolay olmuyor unutmak. Yani ne yapacaksın unutmayı acaba? Yani evet ısrar etmeyeceğim belki ama vaz da geçmeyeceğim. Nasıl ya? O nasıl oluyor? Bayağı. Kendi kendimi seveceğim. Ay laflara bak ya. Yapma Allah aşkına yapma ya. Zorla kendine acı mı çektireceksin? Ne yapacaksın ben anlamadım ki. Her türlü acı çekiyorum zaten öyle de böyle de. Ayşe'cim ben sana yardımcı olamayacağım. Bugün çok belli bu. Ben gideyim sen biraz yalnız kal. Tamam. Gitme. Ama hayatım benim de bir evim var, kedim var. Gitmem lazım yani. Bekler mırmırı beni annesine hadi. Ya ne var kalsan? Hayatım sen de biraz yalnız kal, kafanı dinle, rahatla. Hadi beni yolcu edecek misin? Yoksa ben kendim vurup kapıyı çıkayım mı? Ha? Kalktım Leyla, yolcu ediyorum şu an. Bir sarılma. Topla kendini ve haber ver bana, tamam mı? Hadi. Hadi sağ ol. Dikkat et.
Leyla ya.